billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin ve la udvane illa alez zalimin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin eşrefil halq ve seyyidil murselin. Emma ba'd. Çok aziz kardeşlerim, Gülzar-ı okumalarına devam ediyoruz. Bugünkü sohbetimizin mevzu aşağı yukarı şudur. Bahane nefsanidir. Önümüzde Cenab-ı Hak hepimize hayırlı ömürle iman selameti versin. Uzun bir hayat başlayacak, uzun bir yolculuk başlayacak. Orada bahanelerin hiçbiri geçerli olmayacak. Şimdi amal-i salihata, ibadat-ı taata birbirimize baka baka alıştık. Yanlışlar Allah esirgesin. Yaklaşık 1400 sene evvel Hasan Basri rahmetullahi aleyhi bari efendimize demişler ki siz sahabeyi gördünüz biz görmedik. Bize sahabeyi güzin efendilerimizi anlatır mısınız? Hazreti İmam demiş ki ben onları size nasıl anlatayım? Siz onları görseydiniz onlara deli derdiniz. Ama onlar sizi görseydi size Müslüman demezdi. 21. asra girdik. Bir kere son asırda milletimizin yönünü batıya verdiler. İstiklal Marşı şairimiz batı batı diyerek eyvah hep batıyoruz diye feryat ederek ahireti teşrif etti. Manevi hayatımızda tahribata uğramamış hiçbir şey bırakmadılar. Neticede birbirimize baka baka yanlışlara normalmiş gibi alışmaya başladık. Şimdi Hazreti Pir bugünkü sohbetini şöyle başlamış. Cenab-ı Hak kıyamet günü köleleri huzuruna celp buyurarak sizin için bana kulluk etmediniz diye sual buyurduğunda köleler Allahu Zülcelal'a şu cevabı verecekler. Ya Rabbi sen bizi köle ettin. Biz vakit bulamadık ki sana ubudiyet edelim, sana ibadet yapalım diye mazeretlerini arz edecekler, bahane öne sürecekler. Cenab-ı Hak bunlara karşı Yusuf Aleyhisselam'ı huzuruna çağırıp buyuracak ki: Siz bunu tanıyor musunuz? Bu Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf Aleyhisselam'dır. Bu da sizin gibi köle pazarlarında satıldı, kuyulara atıldı. Bunun köleliği şiddetliydi. Sizin köleliğiniz mi daha dehşetliydi? Onlar: Ya Rabbi Yusuf'un köleliği daha şiddetliydi diyecekler. Cenab-ı Hak emredecek ki pekala, madem ki onunki daha şiddetliydi, o bir an, bir gün, hiçbir zaman ubudiyetten kesilmedi. Kulluğuna ara vermedi. Siz niye ara verdiniz? Diyecek ve kölelerin bahanesini dinlemeyip cehenneme sevk edecek. Başlarına gelecek de gele gelir, diyor Hazreti. Kitaplarda vardır bu menkıbe. Yusuf Aleyhisselam bir gün aynaya bakarak gençliğinde kendi cemaline hayran olur ve şöyle der. Hatırından geçer ki ben köle olup satılsam bana baha yetmezdi. Akıbet gayet az bir akçaya satıldığı sarahat-ı Kur'an'ı yedendir. Sure-i Yusuf'ta Estaizu billah ve kanu fihi min deniliyor. Min azahidin yani yok pahasına satıldı. Tefsir kitapları üç buçuk dirhem kaydediyorlar. Kardeşleri onu üç buçuk dirheme bir kerva, kervana sattı. Gerçi sonradan sabırla Mısır'a sultan oldu. Cenab-ı Hak onu nebilikle şereflendirdi. Bunun için gerektir ki insan Zahiren ve batının, içiyle dışıyla, hiçbir veçile, bir nimetle mağrur olmayarak. Biz daha belki sohbetlerimizde kardeşlerimize dedik ki, insana varlık, benlik, enaniyet, gurur ve kibir altı mecradan gelir. Hangi mecradan gelirse gelsin, zararlıdır, kullu amanidir, Cenab-ı Hak katında makbul değildir. İlimden gelir, amelden gelir, dikkat buyurun, amelden gelir. Servetten, zenginlikten gelir, asaletten gelir, mevki makamdan gelir ve soy soptan bir de fiziki güzellikten gelir. Yusuf Aleyhisselam güzelliğine bakıp köle pazarına çıksam bana zenginlerin gücü yetmez dedi Cenab-ı Hak. Dedi ki ben seni yok paspahasına sattırayım da gör bakalım. Neticede hangi mecradan gelirse gelsin tasavvuf prensiplerinde değişmeyen ölçü şudur. Vücudu ke zembün la yukasu aleyhi zembün ahir. Senin varlığın, senin benliğin, senin enaniyetin, senin enen Öyle bir günahtır ki başka hiçbir günahla mukayese kabul etmez. Netice, nihayet yokluktan yaratılmışız. O mahkumuz ama ahiret yokluk alemi değildir. Ebediyet alemidir. Cenab-ı Hak ebediyet aleminde hak varlığıyla, hak ehlinden olmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Nimetleri nimetin sahibinden bilerek kendimizden değil. Kur'an-ı Kerim'de Karun'un hayat hikayesi bir destan gibi anlatılır. Zekat istenildiği zaman Musa Aleyhisselam tarafından bu serveti ben aklımla kazandım, maharetimle kazandım, becerikli adamdım, akıllı adamdım diyerek Cenab-ı Hakk'a karşı isyanını izhar etmiş. Musa Aleyhisselam'ın ve duasıyla da sarayıyla servetiyle, daratıyla, bütün varlığıyla toprağın altına, yerin dibine batırılmıştır. 21. asra girmişiz. Hala insanlık onun lanetli servetini aramaya devam ediyor. Halbuki basireti olanlar şunu düşünmeli. Karuna faydası olmayan servet bana nereden fayda verecek? Zenginlere niye ibadet etmediniz diye soracak Cenab-ı Zenginliğinizle, benim nimetimle bana asi oldunuz. Tuğyan ettiniz buyurduğunda bunlar da işte malımızı, mülkümüzü, servetimizi korumak için akla hayale gelmedik, meşguliyetler önümüzü kesti, ibadet edemedik. Bahanelerini ileriye sürdüklerinde Cenab-ı Hak Süleyman Aleyhisselam'ı onların önüne koyacak. Ya Süleyman bunlara sen cevap ver diyecek. Güneş'in doğduğu yerden ta battığı yere kadar yeryüzünün tamamına hakim olup yeryüzünde de sadece insanlara değil cinlere de hakim olan bir madde ve mana Süleyman Aleyhisselam hayatında bir an kulluğundan vazgeçmemiştir. Şu rivayetler meşhurdur. Tahtının üstünde rüzgarın sırtında giderken aşağılardan bir çiftçi başını kaldırır ve şöyledir. Fe subhanallah. Davud oğlu Süleyman'a Cenab-ı ne büyük saltanat vermiş. Bunu duyan Süleyman Aleyhisselam rüzgara emreder. Tahtımı şu çiftçinin yanına indirdir. Endirir. Çift süren adama Süleyman Aleyhisselam şöyledir. Bak çiftçi kardeşim. Burada sabanla çift sürerken bir nefes Allah değişin, Süleyman'ın sahip olduğu, güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar ne kadar servet varsa tamamına sahip olmaktan daha kıymetlidir. Onun için ömrü böyle değerlendirmek, kıymetini böyle bilmek lazım iken Cenab-ı Hak zenginlere der ki sizin mi dünyalığınız, servetiniz daha çok idi? Yoksa Süleyman'ın mı diyecekler ki ya Rabbi Süleyman'ın saltanatı, serveti, daratı daha fazla idi. Madem Süleyman bir nefes Allah'ını unutmadı, öyleyse siz niye beni unuttunuz? Benim verdiğim nimetle meşgul olup nimeti size veren Allahu Zülcelala hicap tuttunuz, perde tuttunuz diyerek zenginleri cehenneme sevk edecek diyor Hazreti Pir Bunların hepsi yüzlerce hadis-i şerifin hulasası ve zübdesidir. Kullardan bir grup Cenab-ı Hak cümlemize sıhhat afiyet ihsan eylesin. Fakri Kainat Efendimizin mübarek ellerini açıp Rabbısına münacat ettiğinde yaptığı ilk dua alel ekserçudur. şudur. Allahümme inni es'elüke affen ve muafatet daime. Yani senden af istiyorum, daimi sıhhat istiyorum. Ama ola ki Eyyub aleyhisselam gibi kardeşlerimizin içerisinde hastalıkla iptila olunanlar var. Burası bir imtihan dünyasıdır. Cenab-ı Hak kimini zenginlikle, kimisini sıhhat afiyetle, kimisini de hastalıkla imtihan eder, kimisini fakirlikle imtihan eder. Vücudunun hem zerresine illet sirayet etmişti. Ama o bir an Rabbısından gaflete düşmedi. Hasta olanların önüne Eyüp Aleyhisselam'ı getirecek, delil ve bürhan göstererek en sonunda da çok nefsi hevalarına mağlup olup da ibadat ve taatta taksir ve terk edenlere muakaze buyurduğunda Firavun'u da bunlara delil gösterecek. Firavun, değişik rivayetler var. 600 sene yaşamış, bir defa of dememiş, başı ağrımamış, hiçbir hastalığa müptela olmamış. Eğer bir hastalık vücuduna gelmiş olsaydı, acziyetini belki idrak edecekti. Ama büyük bir istidat vermiş Cenab-ı Hak, ene rabbükümül ala diyecek kadar ileriye gitmiş. Zamanındaki yeryüzünün insanlarının tamamını bir meydana toplamış Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Fe fena da insanları topladı ve onlara şöyle seslendi. Fekal ene rabbukum lala dedi ki ben en yüce tanrıyım. Buraya kadar istidat vermişti. Ama bu kadar istidat ve kudretin sahibiyken Musa Aleyhisselam'ı öldürmek üzere peşinden At koştururken Kızıl Deniz'in ortasında boğuldu. Boğulurken ellerini yukarıya doğru kaldırıp Musa'nın Allah'ına iman ettim dedi. O bile acziyetini itiraf etti. Mer lütfu inayetle bizim fazlı mahsı rahmetinden bila sual ve la cevap af ve mağfiretimize ihsan buyura. Yoksa insan ya hayratından sual olunsa o bile azab için kafidir. İşimiz biraz zordur. O yüzden hiç olmazsa sık sık Rabbimize niyaz etmeliyiz ya Rabbi. Ya hesapsız ve kitapsız ya da en kolay hesap ve kitapla rızayı barına masar olup cennetinle cemalinle müşerref olmayı bize lütfu ihsan et diye Rabbimize münacat etmeliyiz. Fakat münacatımızda da ameliz olmalı. Amelimizi de biz Hazreti Pir'den öğrendiğimiz bazı cümleleri sohbet ettiğimiz arkadaşlara tekrar ederek şöyle deriz. Her kimin zikri mezkuruna yani zikrettiği Allah'a perde olursa benim zikrim, ben şu kadar tevhid okudum, bu kadar Kur'an okudum, bu kadar zikir yaptım derse her kimin ameli ettiği ibadeti mabuduna hicab olursa o ibadetten kendisine hayır gelmez. Dolayısıyla ettiğimiz ibadet, ettiğimiz kulluk, ettiğimiz zikir, ettiğimiz hayır hasenattan dolayı ben kelimesini devreden çıkarıp Ya Rab, sana hamdolsun, bana ibadet nasip ettin, bana sevdiklerini muvaffak eylediğin güzel ameller yapmayı lütfeyledin diyerek Müslümanlığımıza ayrıca hamd etmeli, şükretmeliyiz. Dünyaya iyi bakalım. Yaklaşık 8 milyar insan var şu anda yeryüzünde. Bunun 7 milyarı kesin kes kafir. Geriye kalan halburun üstünde, eleğin üstünde gibi görünen 1 milyarın da Allah esirgesin. Ubudiyetimizi güzel anlamadığımız için kendimizi daima aşağılarlarla mukayese edip hiç namaz kılmayanları ölçü alıp veya haftada bir defa kılanları veya bayramdan bayrama kılanları ölçü alıp arada bir kıldığımız namazla biz cennete gitmeyeceğiz de kim gideriz havasına girmek çok nefsani, çok şeytani yanlış bir harekettir. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza buyursun. Zira hadis-i şerifte men nukişe hesap u uzzibe buyurulmuştur. Kime hesabında zorluk çıkarılırsa o muhakkak Allah'ın azabının tadına bakar. Diğer bir hadis-i şerifte de şöyle ferman buyuruluyor. Ben şefi al binim. Fakri kainat efendimiz. Lakin üç mevzuda, üç mevzide yani üç yerde size yardımcı olamam. Soruyu Hazreti Aişe radıyallahu anh'a validemiz Efendimiz'e sorduğunda üç yerde size yardımcı olamam. Başınızın çaresine bakın. Nerede ya Resulallah diye sorulduğunda hesap zamanında. Hesap görülürken. iki mizan vaktinde ameller tartılırken. Üç bir de sıratta ben size şefaat edemem diye ferman buyurmuş şefaat-ı Muhammediye'ye sebep olacak İşleri yapıp şefaatimizi garantiye almamız lazımdır. Burada ne yaparsan şefaati garanti edecek. Peygamber'e salatu selam, ibadatu taat, hayru hasenat ne lazımsa onları yapmaya gayret etmemiz lazım. Zira şunu kat'i surette unutmayalım. Allah'a giden yolda Cenab-ı Hak yolumuzun üzerine eşkıyalar dizmiştir. Ben bu eşkıyaları yeri geldikçe sık sık sayıyorum. Başta kendi nefsimiz. Herkesin kendi nefsi bir numara. İki numara nefsin arzuları. Onun adına heva diyoruz. Üç, insanın karakteri, tabiatı, fıtratı, yapısı, günahı işleyip de ne yapayım ben böyleyim, böyle yaratılmışım demeye hiç kimsenin hak ve Vücudun içindeki yol kesiciler. Onları iyi dinleyeceğiz, iyi kontrol edeceğiz, iyi murakaba edeceğiz. Arzuları şeriatı varrayı Muhammediye, ahlakı Muhammediye, ahkamı Kur'aniyeye uymadığı zaman kısaca söylemek lazımsa nefsin hazzını men hakkını kendisine vereceğiz. Nefsimizin hakkı nedir? Hazzı nedir? Nefsimizin hakkı şeriatı varrayı Muhammedi ile severek amel etmektir. Hazzı ise bunun dışındakiler ve bir de bunların ifratıdır. Şeriat-ı Ali'ye yemek yemeyi men etmiyor. Ama mideyi şişirip uykuda hayatı bitirmeye şeriat-ı aliye razı olmuyor. Üç eşkıya daha var. Bunlar nefisten dışarıda, vücuttan dışarıda. Birisi malum iblis aleyhillane. Dışarıdan devamlı nefse emir verir. Şunu yap, şunu yap, şunu yap, şunu yap der. Dünya şeytanın kızıdır buyuruyor evliyaullah. Kimin kalbine girerse, kalbine dünyayı alanların kayınpederi olur şeytan. Ve damarlarınızda bir kayınpeder, kerimesinin, kızının hanesinde nasıl serbestçe girer çıkarsa, şeytan da damarlarınızda dolaşır buyuruyor Fakri Kainat Efendimiz. Kapılarını, pencerelerini, yollarını Allah'ı zikrederek şeytanın size ulaşmasını engelleyin, size ulaşmasın buyuruyor. Bunların içerisinde nefis, heva, tabiat, şeytan, dünya ve bunların tamamından milyon defa daha tehlikeli bir düşman daha var. Yol üzerinde Cenab-ı Hak bunlara emir vermiş. Emir söyle. Ya dünya, ahdim men kademek, vaktim men kademen. Ey dünya, sana kul olanları kendine kul yap emrinde kullan ama kim bana kul olursa ona kul ol ona hizmet et ve peygamberimiz ikaz ediyor tas'e abdül dünya dünyaya kul olanların burnu yerde sürünsün yazıklar olsun ona yaratılış gayemize uygun olmayan bir şey son tehlikeli bu saydığım beş düşmandan milyon daha vefa, daha tehlikeli olan düşman su ikarindir. Kötü arkadaştır. Aman, aman, milyon defa aman kötü arkadaşlar. Yüz aç arslanın bir kuru kafaya yaptığından daha tehlikelisini bir kötü arkadaş. Senin cinsinden, benim cinsimden olduğu için o daha kötüsünü bize yapar. Onun için Kur'an hakiminde Yüce Mevlamız emretmiştir. Allahu Alem Enfal Suremiz buyuruyor ki Estaizu Billah Ya eyyühellezine amenu Ey iman şerefine erişenler İttegullah Müttakî olun İman ve takva Yetmez mi? Yetmiyor Eğer yetseydi ayet biterdi Bitmedi Ve kûnû mâ sadıkîn. Dünya hayatınızda sadıklarla beraber olmaya da dikkat edin. Arkadaşınız, dostunuz, en iyisiniz, celisiniz, yarınız sadıklar olsun. Arkadaşı iyi seçin. Sohbeti salih, tora salih günet, sohbeti talih, tora talih günet. Salihin sohbeti seni salih yapar. Talihin sohbeti seni talih yapar. Hiçbir karganın şahinle uçtuğu görülmemiştir. Karga, karga ile, güvercin, güvercinle, şahin de şahinle uçar. Dolayısıyla görüştüğün arkadaşa dikkat et. Kendine rehber tasavvur ettiğin, seni şehvet gözüyle bakanların çektiği bataklığa sürükleyerek götürmesin. Onun için sadıklarla beraber olmaya dikkat. Ey Aziz mümin ve munsif. Hazreti Pir'in sözü bu. Yani ey insaflı ve şerefli mümin. Bu iken şefaat Kübra-i Muhammediye sallallahu aleyhi ve selleme nail olmaya gayret et. Bu alemde şefaat-ı kübra sahibi zatın mümini olarak şefaat-ı kübranın sahibi bir mümin olarak iman azizi veç ile amal-i salihata muvaffak olup severek amil bir şeriat-ı emirlerine cana minnet bilerek ne büyük saadet namaz kıldım ne büyük saadet oruç tuttum ne büyük saadet elhamdülillah yalan söylemedim ne büyük saadet salihlerle arkadaş oldum ne büyük saadet daimi abdesti gezmeye Rabbim beni muvaffak etti ne büyük saadet. Zekatı verdim diye Allahu Zülcelal'in sevdiklerine lütfettiği güzel amellere muvaffak olmaya gayret. Bir. iki Tarikata salik. Tasavvuf erbabının ne ederim de Rabbime daha yakın olurum. Ne ederim de peygamberin şefaatine mazhar olunum diye çırpınanların yoluna sülük ve hakikate vasıl olmak yahut bu usul kastında niyetinde bulunduğu halde yolunda bulunmaktır. Bunlar vesile-i şefaattır. Yunusumuz bir mısrada dördünü bir arada söylemiş. Derviş Yunus demiş ki şeriat tarikat yoldur varana, marifet hakikat ondan içeri. Hepsi iç içe aynen bir maneviyat mektebi düşünün. Birisi ilkokul şeriat-ı garra-i Muhammedi, dinin zahir kısmı. Evvela zahirimiz Müslümanlara benzeyecek. Allah'ın sevdiklerinin yaşamadığı hayatı kat'i surette yapmayacaksın. Bu bir. İkincisi aman biraz daha inceleyim. Şeriat ağlayan içine doğru gideyim dediğiniz zaman şeriat tarikat yoldur varana marifet hakikat andan içeri deyip tarikata El-Sünnet ve cemaata uygun bir mürşid-i kamilin, bir gönül uzmanının, bir ruh uzmanının terbiyesine girip, ondan gönül hastalığına reçeteler alıp, ilaçlar alıp, o ilaçlarla kalbe musallat olan hastalıkları gönülden söküp atmaya, bu vesileyle şefaat-ı Muhammediye cazibesine girmeye gayret göstermeliyiz. Bu vesileyle, Hazreti Allah'a layık bir abdi kamil olmaya gayret edeceğiz. Hadis-i şerifinde ecrüküm bir kadri tabüküm buyurmuştur. Fakri kainat efendimiz. Kişinin haz ve nasibi nefsinin emri ilahi ve çile zahiren ve batınan zahmet çekerek huzurullah'a salah bulmasıdır. Namazların hepsi makbuldur. Ama fakir kainat Efendimiz buyuruyor ki ümmetimin Yahudileşenleri veya münafıkları sabahla yatsı namazını kılamazlar. Neden bu iki namazı zikrediyor? Bu iki namaz nefse ağır gelen namazdır. Halbuki bir mümin yatsı namazını cemaatle camide eda etse sabah namazına da cemaata cemaata iştirak edebilse Gece sabaha kadar yatmış olsa bile gecesinin tamamını ibadetle geçirmiş gibi Cenab-ı Hak katında ecir kazanır. Kaldı ki Fakri Kainat Efendimiz akşamla yatsının arasına bir namaz daha koymuştur. Estaizübillah. Ve münelleil feteheccet bihi nafile tellek asa en yeb'atheke rabbüke mahmuda Allah'ın sevdikleri kat'i surette geceleri uyumamışlardır. Geceleri ibadet taatla geceleri ihya etmeye, gecelerle ihya olmaya, gecelerde hayat bulmaya gayret etmişlerdir. Şunu kesin kes söyleyebilirim. Bir kardeş sözü. Hiçbir seher vaktinde Cenab-ı Hakk'ı ciğerden seven hiçbir Allah dostu gözlerine uyku sürmesi çekmemiştir. Şunu unutmayın. Fakri Kainat Efendimiz ömrü saadetine az bir zaman kala Hazreti Fatıma-i Zehra radıyallahu anh evladımızı vücudumun parçasıdır dediği Hazreti Fatıma'yı çağırdı ve en son nasihatinde şunu söylüyordu. Kızım Fatıma sakın ola ki ben Resulullah'ın kerimesiyim diye seher vakitlerinde gözlerine uyku sürmesi çekmeyesin. Cenab-ı Hak seher vakitlerinde arza özel tecelli eder ve seslenir. Hel min taibin, hel min müstağfirin, hel min müsterzigin diye seslenir. Bir şairin dediği gibi seherlerde eser badi tecelli. Uyan ey gözlerim vakti seherdir. Açılır gonca ihsan gülleri. Uyan ey gözlerim, vakti seherdir. Tecelli bağına girmek dilersen, hakikat güllerin dermek dilersen, cemali hazretin görmek dilersen, uyan ey gözlerim, vakti seherdir. Yuyanlar çeşmi nergizden bu kabı, yani gözlerinden uyku sürmesini silenler, Seher vakti görürler mahitabı. Ayı, güneşi daha seherlerde görürler. Gözün aç, hakkıya işit hitabı. Uyan ey, ey gözlerim, vakti seherdir. Hicabı gafleti kaldır aradan. Gaflet perdesini aradan kaldır. Görünsün ve şibaki her aradan. Uyursun sen, uyumaz ol yaradan. Uyan ey gözlerim vakti seherdir. Allahu u Zülcelal seherlerde özel tecelli ettiğini kulun Allah katında en kıymetli sözlerinden bir tanesi Estağfirullah'tır. Yani ya Rabbi bildiğim ve bilmediğim bütün seyyatımdan, kusurlarımdan bağışlanmamı niyaz ediyorum demesidir. Her cuma günü minberden enen hocalarımız Estağfirullahal azim ve etubu ileyh ve eselullah li ve lekum tevfik taib min ezen bi kemel la zenbele günahına estağfirullah diyen hiç günah işlememiş gibi olur diyerek yeniyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz vel müstağfirine bil eshar seherlerde istiğfar okuyanları metusena ediyor. Daha belki sohbetlerimizde söylemişimdir ama istersen milyon kere tekrar olsun önemli bir olay. Fakri Kainat Efendimiz emretti ki Selâsun masumun min iblise ve cunudi Üç sınıf insan iblisin ve ordusunun şerrinden emindir. Kimdir ya Resulallah diye iştiyakla sahabeyi güzin efendilerimiz sorduğunda Efendimiz şu cevabı verdi. El müstavfirine bile esar. Seherlerde kalkıp estağfurullah okuyanlar. İki, el bakune min haşyetillah. Allah korkusundan gözyaşı dökenler. Şu anda üçüncüsü hatırıma gelmedi. Başka sohbetlerimiz de vardır. Kısaca seher vakitlerinde şefaat-ı Muhammediye'ye dekalet etmeye gayret etmemiz lazım. fakir ı Kainat Efendimiz teheccüd namazı kılıyordu. Teheccüd namazı Peygamberimizin hayatında farz namaz gibi eda edip asla ve kat a terk etmediği bir namazdır. O yüzden Selefi Salih'in hazaratı beş vakit namazı terk etmek şöyle dursun. Teheccüd namazını da kat'i surette terk etmediler. Gücümüzün yettiği kadar seherlerde kendimizle savaşarak seherlerde kalkmaya ve huzur Rabbul Aleminde divan durmaya üçüncü şey hatırıma geldi. اَذَّاكِرُونَ اللّٰهَ كَثِيرًا بِالْلَيْلِ وَالنَّارِ Gece gündüz Allah'ı daimi zikredenler şeytanın ve askerinin ordularının şerrinden emindirler hadisinden feyz alarak inşallah bir de seher vakitlerinde bir gün gelecek biz çok yakındayız Mehdi aleyhisselam çıkacak şu şunatta o kadar bozuldu ki insanlık işin hiç yüzünü anlayan ulema ağlayarak diyorlar ki bu pisliği bu pisliği Hazreti Mehdi'den başka hiç kimse değiştiremez Hazreti Mehdi'ye asker olanlar ise seherlerde teheccüd namazı kılanlar, seherlerde zikir çekenlerdir. Yoksa bir takım ben Müslümanım diyenler bile Hazreti Mehdi'ye sen değilsin diyeceklerdir. Biz dönelim kendi mevzumuza. Amelin kıymeti onun zorluğuna göredir. Hadisinden buraya girdik. Fakri Kainat Efendimiz öyle emrediyor. En zor gibi görünen, daha doğrusu nefse ağır gelen, bu hadis-i şerifle bitirelim. Fakri kainat efendimize şu soruyu sordular. Ya Resulallah amellerin en hayırlısı hangisidir? Bu sual belki bin ayrı sahabi tarafından sorulmuş. Efendimiz tarafından da bin ayrı cevap verilmiş. Onlardan bir tanesi şudur. Eftalul amal edvemuha ve ahmezuha ve inkalle. Amellerin en hayırlısı devamlı olanıdır. Az bile olsa bir de insan nefsine ağır gelenidir. İnsan nefsine ağır gelen ibadet nefsin tezkiyesinde. Bu tabiri iyi not edin. tezkiye nefis kulun Allah nezdinde itibar derecesini tayin eden Kur'an'i bir lafızdır. İki ayette geçer. Rabbimiz emreder ki, Gad eflaha men tezekka yahut gad efleha men zekkaha tezkiye i nefis yapanlar kesin kes kurtuluştalar. tezkiye i nefis ne demek? Nefsi terbiye etmek demektir. Evliyaullah nefsi kömüre benzetiyorlar. Bitiriyorum aziz kardeşlerim. Kömüre benzetiyorlar. Kömürü neyle yıkarsanız yıkayın kömür yine siyah çıkar yine siyah çıkar. Ama ne zaman ki kömürü ateşe koyarsanız rengi değişir, siyahlığı zail olur, etrafına hararet dağıtır. İşte onun adı aşkı ilahiye ulaşmaktır. Aşkı ilahiyle ilahi ise amal-i salihattan çıkar. amal salihatla Allah'a, Resulullah'a, şeriat-ı Muhammediye, Allah'ın sevdiklerine sürtünmekle aşk kıvılcımı ortaya çıkar ki her kim İbrahim Hakkı'nın dediği gibi aşkı iste, aşkı bul, aşk ile ol, aşk ile dol ey Hakkı her şeyin var bedeli bulmadılar aşka değer. Cenab-ı Hak Habib e bir hürmetine şeriat-ı garra-i Muhammedi'yi aşka dönüştürüp severek fakri kainat efendimize ibadette muvaffak olmayı cümlemize lütfeylesin. Hulasatan bahane, efendim fakirdim ibadet edemedim, hastaydım ibadet edemedim, zengindim ibadet edemedim, askerdim ibadet edemedim. Bahane ne olursa olsun bütün Evliyaullah altına imza atıyorlar. Diyorlar ki bahane nefsanidir. Peygamberler, Allahu Zülcelal, Evliyaullah, Ulema-i Benam yapmadıkları yapılmayacak, yapılması imkansız olan hiçbir ibadeti Allah'ın kullarına, Allah da kullarına emretmemiştir. Bir. İki, Cenab-ı Hak hakkımızda kolaylığı arzu ediyor. Önümüzdeki haftaya Ramazan-ı Şerif başlayacak. Hakkımızda vesile-i rahmet sebebi mağfiret eylesin. Ramazan ayetinde Cenab-ı Hak buyuracak ki, Vallahi yuridu bikumul yusur. Ve la yuridu bikum Allah size kolaylık istiyor. Zorluk istemiyor. E bunun kolaylık neresinde? Oruç tutmak kolay mı? Peki sana yumurta yumurtla deseydi Cenab-ı Hak yumurta yumurtlayabilir miydin? Onun için yaratılmadın. Ne için yaratıldın? Rabbimiz şöyle buyurdu. Halaktul aleme li'l-adem ve'l-adem Herkes ne için yaratıldıysa en kolay şey odur. Allah için yaratıldık. Allah'a kul olmaktan daha kolay hiçbir şey yoktur. Onun için kulluğumuzu bilip bahaneden uzak durup severek şeriatı garra-i Muhammedi ile amel etmekten başka çaremiz yoktur. Cenab-ı Hak şeriatı garrasını aşka dönüştürmeye cümlemizi muvaffak bir kaydı buyursun. Ve ahiru davana en Rabbil alemin el-Fatiha.